Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugün NFT nedir, 5 adımda kendi NFT'mizi nasıl yaratıp satabiliriz ve para kazanabiliriz, bunu konuşacağız. Başlamadan önce küçücük bir rica, böyle videolarımın devamını gelmesini isterseniz kanalımı takip ederek desteklemiş olursunuz. Hazırsanız haydi başlayalım. NFT nedir? Türkçesi değiştirilemeyen tokenlar. Şu an çok trendte tüm NFT tokenlar artıyor, 3x, 5x, 10x yapıyor. Sanatçılar, müzisyenler de kendi NFT'lerini yaratıp online pazarlarda satışa sunuyor. Bugün de yapacağımız şey aslında bizim benzer bir şey. Bir designer arkadaşla birlikte çalışıyorum ben. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Oldukça uygun ücretlere bir design, bir sanat eseri yaratabilirsiniz. Daha sonra bunu internete koyup NFT haline getirip satışa sunabilirsiniz. Ve bugün onu göstereceğim. Belki bu eseri son günlerde internette, özellikle Twitter'da görmüş olabilirsiniz haberlerde. Bu bir NFT ve şu ana kadar satılan en yüksek 69 milyon dolar verildi bu NFT'ye. Dünyanın en zengin adamlarından biri, aynı zamanda Tesla şirketinin büyük ortaklığına Elon Musk da geri kalmadı bu trendten ve kendi NFT'sini yapıp satışa çıkardı. Gördüğünüz gibi bu sağdaki NFT, Elon Musk'ın kendi NFT'si, bir de müzik çalıyor. Müzikte de NFT, NFT, NFT diye devam eden bir house müzik tarzı müzikte çalıyor ve bu NFT'yi satışa çıkardı kendisi. Daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi kendisi Twitter'da oldukça aktif. Twitter hesabından da sağda gördüğünüz gibi "I'm selling this song about NFTs as an NFT." Yani NFT'ler hakkında bir şarkıyı NFT olarak satışa çıkarıyorum diye duyurdu. Dünyaca ünlü Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve ünlü YouTuber Logan Paul'un da NFT'leri satmasıyla NFT'ler farklı mecralarda, farklı kesimlerde de aniden dünyanın dikkatini çekti. Peki konumuza geldiğimizde, biz de yaratıp zengin olmak istiyoruz, biz de NFT yaratıp internetten satmak istiyoruz. Bunu nasıl yaparız, nasıl satarız? İlk başta tabii ki NFT'yi oluşturmamız gerekiyor. NFT'yi oluşturduktan sonra satacağız. Bugün 5 adımda bundan bahsedeceğiz. Birinci aşama MetaMask cüzdanımız olması. İkincisi MetaMask cüzdanımıza Ethereum göndermemiz. Çünkü bu Ethereum daha sonra NFT yaratırken Rarible sitesinde masraf olarak ödememiz gereken miktar olacak. Orada da Ethereum tabanında olduğu için NFT'ler Ethereum olarak ödeme yapmamız gerekecek küçük bir miktar. Daha sonra Rarible adlı siteye gideceğiz. MetaMask cüzdanımızı siteye bağlayacağız. Ve daha sonrasında dizayn ettiğimiz fotoğraf ya da bir sanat eserini siteye yükleyeceğiz. Ve daha sonrasında da satışını hızlandırmak için birkaç taktiğim var. Onları size anlatacağım. Bu sanat eserini ünlü kişilere göndereceğiz ve onların koleksiyonlarına eklemiş olacağız. İlk olarak söylediğimiz gibi bize bir MetaMask cüzdanı lazım. Chrome eklentili. MetaMask nedir aslında? Bir kripto cüzdanıdır. MetaMask nasıl indiririz? Google'a MetaMask yazıyoruz. Buradan download'a basıyoruz ve download'a bastıktan sonra burada Chrome için mi, iOS için mi, Android için mi istediğimiz soruyor. Biz Chrome'a tıklayacağız ve daha sonrasında çok kolay bir şekilde buraya eklenti olarak yerleşecek. İkinci aşamaya geçtiğimizde MetaMask cüzdanımıza Ethereum göndereceğiz. Bu Ethereum göndermek biraz masraflı olabilir ama kanımca kaz gelecek yerden tavuk esirgen. Üçüncü adımda Rarible sitesine gidiyoruz ve MetaMask cüzdanımızı Rarible sitesine bağlıyoruz. Şu an Rarible sitesindeyiz. Gördüğünüz gibi burası sanat eserlerinin satıldığı bir site. Ben de geldim buradan MetaMask cüzdanımı Rarible'a bağladım, eşleştirdim. Şimdi benim üyeliğim var Rarible sitesine ama siz de çok kolay bir şekilde üyelik yaratabilirsiniz. Sign up'a basıyorsunuz, daha sonra da hızlı bir şekilde üye olabiliyorsunuz e-mail adresinizle. Şimdi NFT nasıl yaratıyoruz? Burada create var, yani yarat demek. Create'e basıyoruz. Burada geldiğimizde tek bir adet mi yaratmak istiyorsun, birçok adet mi yaratmak istiyorsun diye soruyor. Yani yaratacağımız üründen bir adet mi olsun, daha çok mu adet olsun? Ben daha çok adet olmasını istiyorum. Buraya geldiğimizde dosyayı yükleyin diyor. Dosyanın uzantıları bu şekilde olabilir diyor ve maksimum 30 MB olabilir diyor. Şimdi dosya seçeceğiz. Şimdi designer arkadaşla yaptığımız çalışmayı buraya yükledim. Şöyle bir çalışma. Oldukça beğendim çalışmayı. Boğa ve coin'in birleştiği bir çalışma oldu. Boğa altcoin boğasını temsil ettiğini düşünüyorum. Coin de zaten altcoin'leri, Bitcoin'i temsil eden bir coin sembolü koydum. Designer arkadaşla oturduk, baktık Rarible sitesinde neler yapılıyor, neler yapılmıyor. Ona yönelik bir çalışma yaptı kendisi. Şimdi buraya yükledik. Ve şimdi bir cover fotoğrafı yükledim. Ben buraya boğa videomun gifini yaptım. İnternette çok kolay bulabilirsiniz. Onlineconvert.com diye siteden videonuzu gif'e çevirebilirsiniz. Yani
Yani GIF olması daha iyi diye düşündüm. Statik bir fotoğrafa göre daha çok dikkat çekici. Çünkü insanlar bunu görecek. Ve daha sonra içine girdiğinde gerçek eseri görebilecek. Şimdi bunu da yükledikten sonra satışa koy diyor. Evet, satışta olacak. Satış fiyatı koy diyor. Satış fiyatını koyalım. Ethereum cinsinden koyabiliriz. Ya da başka coinler cinsinden koyabiliriz. Ethereum cinsinden koyalım. Bundan az miktarda yapmak istiyorum. Çok güzel bir çalışma olduğu için. Onun için deneme amaçlı tanesini 0.2 Ethereum'dan satışa sunacağım. Burada gördüğünüz gibi eserimize bir isim verdim ve bir açıklama yaptım. Aslında bu isim ve açıklamaları ne kadar güzel yaparsanız, ne kadar enteresan yaparsanız sanat eserinizin satılma olasılığı da aslında o kadar artıyor. Kaç adet üretmek istiyorsunuz? Biz bundan dediğimiz gibi 20 adet üretelim. Burada royalty denen bir şey var. Yani bu bir sonraki satıştan alacağınız pay miktarı. Yani diyelim ki biz bunu sattık. Bir sonraki satışta birisi bir Ethereum'a sattı. Bu bir Ethereum'dan %10'unu yani 0.1 Ethereum bana gelecek. Ve bundan sonraki her satıştan da aslında bu yüzde ilk yaratan sahibi olan bana otomatik olarak gelecek. Ve şimdi create item'a yani sanat eserimizi yaratmaya basıyorum. Şu an gördüğünüz gibi dosyalar yükleniyor. Token'ımız, NFT token'ımız mint ediliyor diyor. Yani mint edilmesi demek sanat eserinin NFT haline kodlanması demek. NFT haline yaratılması demek. Buradan gördüğünüz gibi bir ücret çıkıyor bana. $44'lık bir ücret. Bakalım bu ücreti reddedelim düşecek mi yoksa sistem yoğun olduğu için mi bu şekilde bir ücret gösteriyor. Bir daha dene diyorum. Şimdi gene MetaMask cüzdanımdan bir uyarı çıkacak. Evet gördüğünüz gibi $1 fark etti. Çok bir şey fark etmedi. Onun için onaylaya basıyorum. Onaylandı. Şu an NFT'm yaratılıyor. Okey misin diye soruyor. Gördüğünüz gibi MetaMask ile Rarible çok birbirine bağlı. Her adımda aslında MetaMask'tan onay vermeni istiyor. Gerçekten siz misiniz diye. Bu benim profilim. Gördüğünüz gibi boğa eseri de yerini almak için hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi boğa eserimiz GIF cover fotosuyla yerini aldı. 20 tane ürettiğimiz görünüyor. Tanesinin 0.2 Ethereum'dan satıldığını söylüyor. Gördüğünüz gibi 93 kişi de çoktan beni takip etmeye başlamış. Neden takip etmişler? Enteresan. Ama hoş gelmişler. Şimdi aslında yapmak istediğim şey biz bu ürünümüzü pazar yerinde nasıl daha öne çıkarabiliriz? Şimdi Rarible'ın ana sayfasına gidiyoruz tekrar. Bakıyoruz. En çok kimler satmış? Lirona 20 Ethereum'luk ürün satmış. Stargard'ın 15 Ethereum'luk ürün satmış. Gayet yüksek oranlar. Ben biraz daha uzun bir zamana bakmak istiyorum. Mesela 7 gün. Iconow 135 Ethereum'luk satmış son bir hafta içerisinde. Onun sitesine gidiyoruz. Şimdi yapacağımız şey onun kendi koleksiyonu bu gördüğünüz. 2500 kişi takip ediyor. Benim yapmak istediğim şey aslında bu NFT'sini ana sayfasında koleksiyonlarının arasında yer vermek istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Şurada gördüğünüz gibi adresi bulunuyor. Bunu kopyalıyoruz. Daha sonra kendi sayfasına geliyoruz. Buraya giriyoruz. Bastık. Buraya 3 noktaya bastık. Token'ı gönder diyor. Evet 1 adet. Buraya gelip bu kişinin adresini kopyalıyoruz. Devam et diyoruz. Gene bizden göndermek için bir ücret isteyecek. $10 gibi bir ücret istiyor. Bunu da onayladıktan sonra aslında biz 20 tane olan NFT'mizden bir tanesini bu Iconow adresine göndermiş oluyoruz. Bunun ne avantajı var? Iconow'un sitesine büyük olasılıkla birçok insan geliyor. Bu en son 7 günde en çok satmış, en çok NFT satmış kişi. Ve bunun sitesine ben bu eserimi gönderdiğimde buradan da aslında biri gelip benim eserime bid edebilir. Yani bir öneri yapabilir ya da satın alabilir ve onun üzerinden de ben aslında %10 komisyon alıyor olacağım. Ayrıca o siteyi görüp kim yaratmış diye bakıp benim siteme gelip diğer eserlerinden de alabilir. Benim şimdilik taktiğim bu. Haftada bir eser koyuyorum. Daha sonra bu koyduğum eseri 5-6 tane iyi satmış insana gönderiyorum. Çok satmış insana gönderiyorum. O amacım da aslında onların sitesine gelen insanlara bunu pazarlamak ya da kendi profilime bu alıcıları çekmek baktığınızda. Şimdi Iconow'un sayfasına gidelim. Bakalım benim gönderdiğim sanat eseri gelmiş mi? Evet gördüğünüz gibi burada bir de beğenelim. Beğenmek için bile MetaMask'tan onay istiyor ve beğendik, öne çıkardık biraz daha.
buradan gelip umuyorum insanlar görüp bunu satın alacaklar. Gördüğünüzde GIF yapmanın avantajı, hiçbiri GIF'li değil. Benimki GIF'li ve aslında ilk dikkatinizi çeken şey buradaki GIF. Aynı zamanda şu an gönderim tamamlanıyor diyor. Siz de Rarible ya da NFT tokenlarla ilgili aklınıza takılan her şeyi bu videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Evet, bugün de videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımı takip edin. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.